Arun önemli bir konuğumuz var. Dün de söz ettik. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da şu an Kerry ile birlikte İtalya'da bulunuyor. Ve bu Türkiye'ye gelişinde önemli bir dosyayla geliyor. Bunlar Türkiye-Suriye ilişkileri, Türkiye-İran ilişkileri, Türkiye-Irak ilişkileri ve Kıbrıs. Bunun yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da kabul edilecek Kerry, Obama'nın mesajları iletilecek ve yarın ay dönümü Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne yapılan terör saldırısının ay dönümü burada saygı duruşuna katılacak, tören yapılacak ve burada şehit olan koruma görevlisi Mustafa Akyol'un ailesiyle de bir araya gelecek Kerry. Bu bakımdan yarın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde küçük bir anma töreni var. Ay dönemi, bir ay geçmesi nedeniyle. Avrupa'dan önemli bir mesaj geldi. Avrupa'da genişlemeden sorumlu komiser ve dönem başkanı İrlandalı Avrupa Birliği Bakanı'nın Türkiye ile ilgili artık Türkiye ile olan süreç konusunda bu ilişkiyi tekrar rayına sokmamız gerekir şeklinde bir ifade var ki burada da şu anlaşılıyor, 2,5 yıldır herhangi bir müzakere yok. Raydan çıktı ki ilişkiler tekrar raya sokulması gerekiyor. Geçmişten de önemli dersler almamız ifadesini kullandı. Hem bakan hem de süreçle ilgili, genişleme süreciyle ilgili komiser. Burada da Romanya ve Bulgaristan'ı ifade etmeye çalışıyor. Yani Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği üyeliğine hazır değilken acele edildi, alındı. Biz buna Polonya'yı da ilave edelim. Ancak Türkiye ile olan ilişkilerde eski rayına sokmak gerekiyor gibi. Dün de ifade etmiştik, başta askeri tesisler olmak üzere emniyetin elindeki arsalar, sosyal tesisler, spor kompleksleri ve kamp olarak bilinen yerler ki akla ilk karpuz kaldıran tesisleri gelir. Yüksek Askeri Şura toplantılarından önce generallerin değerlendirme yaptığı bu yer dahil olmak üzere hepsinin satışıyla ilgili Bakanlar Kurulu'na tam yetki verildi. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kullanabilir veya kullanamaz. Ancak buradan elde edilen gelir özel gelir olarak ortaya koyacak ve orada evlerin satışıyla ilgili de Bakanlar Kurulu'na süper bir yetki verildi. Bunu ifade etmek istiyorum. Ermeni Patriği Mutafyan yoğun bakımda, kendisi de bize çok yakın bir isim, geçmiş olsun diyoruz ve Mutafyan'ın bilinmeyen bir özelliğini de söylemek istiyoruz. Kendisi çok iyi bir futbol hakemiydi. Özellikle İstanbul'daki amatör kümelerden profesyonel kümelere kadar her türlü futbol maçında neredeyse fahri sayılabilecek bir hakemlik görevini ve hobisini yerine getirmekteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki bey ile ilgili yasa görüşülüyor. Bir taraftan da bunu takip ediyoruz. Genel olarak Ankara'da da zaten İmralı süreci, Avrupa Birliği ve bunun yanı sıra 4. yargı paketi ve Anayasa Yazım Komisyonu'nun çalışmalarını akşam saatlerinde de izleyeceğiz. Sayın Taki Doğan, size teşekkür ediyoruz bu akşam aktardığınız Ankara gündeminin detayları için ve biz bültenimize yurttaki gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla devam ediyoruz. Denizli Pamukkale Üniversitesi Senatosu TRT'de yaptığı yenilikler nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'e törenle Fahri Doktor unvanı verdi. Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda et işleme, sucuk dolum ve kavurma üretim tesisi açıldı. Et işleme, sucuk dolumu ve kavurma tesisi olmak üzere tünenin sonuna doğru meslek eğitim faaliyeti kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'nın %82-88 kredileriyle toplam maliyeti 282 milyar olan bir projeyle şu anda karşınızdayız. Zonguldak'ta düzenlenen okullar arası cross il birinciliği müsabakasında yağmur altında koşan öğrencilerden bazıları baygınlık geçirdi. Kaçın.
Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri yurt dışından kaçak yollarla Antalya'ya sokulan elektronik sigara ve sigaralara ait likit nikotinleri ele geçirdi. Hatay'da düştüğü Asri Nehri'nde akıntıya kapılan at sudan vinçle çekilerek çıkartıldı. Erzurum'da Şubat ayının son günü etkili olan yoğun kar yağışı ve sis kent içi ulaşımı aksatırken günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu beldesinde balıkçılar yaklaşık 3 metre boyunda 220 kilo ağırlığında camgöz türü köpek balığı yakaladı. İnce kum açıklarında, Taşucu ince kum açıklarında yakaladık. Bu sezonumuzun bitmesine rağmen ağımıza takılan en son köpek balığı oldu. Geçen yılda yakalamıştık ama o 350 kiloydu. Yani bu onun biraz ufağı oluyor. İstanbul Beykoz'da denizden 50-55 yaşlarında bir kadına ait ceset çıktı. Cesedin 4 yıl önce kaybolan oğluna ait olabileceğini düşünen bir anne büyük endişe yaşadı. Polise cesedin kime ait olduğunu soran anne, kadın cevabını alınca rahat bir nefes aldı. İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde denizde ceset gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz polisine haber verdi. Kısa süre içinde gelen deniz polisi suyun üzerindeki cesedi alıp sahile çıkardı. Yapılan ilk incelemede cesedin 50-55 yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ayağında botları bulunan ve düzgün giyimli olduğu görülen kadının yaklaşık 1-2 gün içinde hayatını kaybettiği tahmin edilirken polis kayıp müracaatı olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu arada polis ekipleri incelemelerini sürdürürken sahilde üzeri örtülü cesedi gören bir kadın endişeli bir şekilde olay yerine doğru geldi. Kadın bu. O yüzden sordum kardeş, kusura bakma. Yok abla, sağ ol. Tamam Kalemkaş isimli kadın, bulunan cesedin oğluna ait olabileceği endişesiyle çekim yapan gazetecilere cesedin kime ait olduğunu sordu. Hakan Kalemkaş, benim ismim Tamam Kalemkaş. Annesiyim ben onun. Oğlum falan olabilir diye mi düşündün? Onun için düşündüm, geldim oradan. Yok yok, inşallah yaşıyordur yani. İnşallah. Endişeli kadın, 4 sene önce benim oğlum Hakan Kalemtaş da burada kayboldu. Bulunan ceset kadın mı erkek mi diye merak ettim. Onun olabileceğini düşündüm diye konuştu. Cesedin bir kadına ait olduğunu öğrenen kadın rahat bir nefes aldı. Muğla'da kan donduran bir olay yaşandı. 19 yaşında bir genç kız tahlil için beklediği hastane tuvaletinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Panik olan genç kız bebeğini çöpe atarak kayıplara karıştı. 19 yaşında genç bir kız sancılı adet kanaması şikayetiyle annesiyle birlikte hastanenin yolunu tuttu. Tahlil sonuçlarını beklerken sancısı artınca tuvalete girdi ve erken doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Paniğe kapılan genç kız 32 haftalık olduğu belirlenen bebeğini çöpe atarak kayıplara karıştı. Temizlik görevlileri çöpte ölü bir bebek bulunca durumu hastane yönetimine bildirdi. Kısa sürede kimliği tespit edilen genç anne erkek arkadaşından hamile kaldığını söyledi. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen genç kız şiddetli kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde 5 katlı inşaatın terasına çıkan 2 kişi intihar etmek istedi. Nedeni ise geçim sıkıntısı. İki akraba oturdukları evin kirasını ödeyemeyince canlarından bezdi. İzmir'de 5 katlı bir inşaatın terasına çıkıp intihar edeceğini söyleyen 2 kişiyi görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye hava yastığını açarken polisler çatıdaki 2 kişiyi ikna etmeye çalıştı. Simit satarak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Levent Hamleci ile Hakan Ulusoy'u ölmeyi seçtirense yoksulluk. Kiralarını ödeyemediklerini söyleyen iki akraba canına kıymak istedi. Çıktıkları çatıdan aşağıya kendilerine engel olmaya çalışanlara tuğla ve kiremit attı.
Yoksulluk nedeniyle canlarından bezen iki kişi polisin yaklaşık bir saatlik uğraşının ardından ikna edilip çıktıkları yerden indirildi. Karabük'te yalnız yaşayan 64 yaşındaki Dursun Daşgıran soba borusunun bacadan çıkması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Karabük'te bacadan çıkan soba borusu 64 yaşındaki Dursun Daşgıran'ın sonu oldu. Yeni Mahalle Anadolu Caddesi'ndeki 3 katlı evin zemin katındaki dairede yaşayan Dursun Daşgıran'dan haber alamayan kayınbiraderi Arif Deligöz akşam eve geldi. Bir dakika. Kendi bıraktı ya. Arif Deligöz kapıyı kırarak içeriye girdiğinde eniştesini hareketsiz halde görünce 112 acil servisine ve polise haber verdi. 112 acil ekibi Dursun Daşkıran'ın öldüğünü tespit etti. Polisin evde yaptığı incelemede soba borusunun bacadan çıkarak düştüğü, Daşkıran'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Dursun Daşkıran'ın ölümünü öğrenerek evin önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Daşkıran'ın cesedi Karabük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Sultan Gazi'de bir taksi durağına gelen şahıslar duraktakilere saldırdı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı belirtilen olayda 6 kişi yaralandı. Taksicilerden birine saldırganların kaçarken kullandığı otomobil çarptı. Duraktaki kavga ve otomobilin çarpma anı saniye saniye kaydedildi. İstanbul Sultan Gazi'de aksiyon filmlerine taş çıkartacak bir olay yaşandı. Olay 02 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre durağın eski çalışanlarından biri alacakları yüzünden yanına 5 arkadaşını da alarak durağa geldi. Saldırganlar ve durak çalışanları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. İki grup sokak ortasında uzun süre kavga etti. Sopalar ve ekmek bıçaklarının kullanıldığı kavga sırasında saldırganlar olay yerine geldikleri araca binerek kaçmak istedi. Şahısların bindiği otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken bir taksiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan taksici yere düştü. Otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralı taksici durağa girerek yardım istedi. Yere yığılan taksici cep telefonuyla polisi aradı. Yaşananlar duraktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis eşkallerini belirlediği saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kayseri'de bir halk otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir araca ardından da bir elektrik direğine çarptı. Hızını alamayan otobüs sonra da bir inşaatın çukuruna yuvarlandı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Tamam abi. Tamam abi, başka yok. Önce otomobile sonra elektrik direğine çarptı. Hızını alamadı, inşaat çukuruna yuvarlandı. Abi sen bağırırsa buna da bağırır. Hatta da aile var. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. İçi tıklım tıklım dolu olan otobüs kontrolden çıkarak bir otomobille çarpıştı. Ardından hızını alamayan halk otobüsü beton elektrik direğine çarptıktan sonra bir inşaatın duvarını aştı ve çukura düştü. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. İkisi ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hemen hastanelere kaldırıldı. Otobüsün elektrik direğine çarpması nedeniyle semt bir süre elektriksiz kalırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Kartal'da bir fırında sabah işe başlayan hırsızlık zanlısı akşam saatlerinde biriken tüm hasılatı alarak kayıplara karıştı. Olup bitenden